Trump Türkiye hakkında açıklama mı yaptı? Yeni bir şey mi? Yeni bir açıklama mı yapmış? Oo, ne demiş? Yo. Ne zaman ya? Twitter'da mı? Twitter mı? O Twitter'dan füze atacağız, tutu falan yapıyor ya, amına koyayım. Hakikaten ilginç bir adam ya. Ve yazdıklarını bazen ben bile anlamıyorum, biliyor musunuz? Çok saçma sapan bir şeyler yazıyor. Ne diyor abi? Turkey has taken advantage of United States for many years. Wow. They are holding our wonderful Christian pastor, who I must now ask to represent our country as a great patriot. Allah Allah. İlginç abi. Diyor ki Türkiye yıllarca diyor Amerika Birleşik Devletleri'ni kullandı diyor. Şu anda da diyor bizim harika Hristiyan muhteşem papazımızı diyor ellerinde tutuyorlar diyor. Şu anda bu papazdan ülkemizi muhteşem vatansever bir hostage rehini olarak ülkemizi temsil etmesini istiyorum. Bu suçsuz adamın salınması için hiçbir şey ödemeyeceğiz. Ama diyor Türkiye'ye de diyor yaptırımlar uygulayacağız diyor. Wow bro. Kalıya da demiş ki yani hiçbir şey yapmıyorsun. Kalıya 30 bin takipçi, 30 bin takip. Oha. Kalıya sen neyin peşindesin ya? Sen ve ailen hapse gideceksiniz. Ne kadar random alttaki. Patriot. Adamlar tişört satıyorlar burada ya. What the fuck bro? We love you. Ha bak seni seviyoruz yazmış Doktor Ömer. Ömer? Ömer sen doktor değilsin bir kere. Bu bir. Herkes I love you yazıyor herhalde. Vin Diesel'e de I love you yazmış. Ömer bir doktor değilsin. İki yourself bitişik yazılır. Geri zekalı. Andaval seni. Evet Eugene medical doctor. Evet arkadaşlar Eugene bir doktor. Ama Eugene abi adamın ismi Eugene, insan Rus bekliyor. Çünkü Eugene Rus ismidir. Çekik bir abi çıktı ya. Wow bro. Wow. Evet. Anlaşılıyor ki sen ve Erdoğan bir adamın hayatıyla satranç oynuyorsunuz demiş Eugene. Eugene o ağır Trumpçı bak. Baba kaybetmek ne demek? Bilmiyorum oğlum. Ben Trump'a verdim oyumu. Yani kaybetmedik biz diyor. Reis be. Bro. Bu real mi troll mü lan? Trolldür bu ya. Aa değil lan. Real galiba. Bak diyor. Yalan söylemeyeceğim. Türkiye hakkında pek bir şey bilmiyorum ama genç futbol oyuncu, Amerikan futbolu, genç futbol oyuncularımdan birisini koçluk yaptığım zamanlarda İstanbul'a gitmesini yasakladım diyor. Çünkü diyor futboluna odaklanması gerekiyordu. Ve Güney Amerika tehlikeli olabilir. Altında ayrı bir mal var. O da diyor ki Türkiye'nin Orta Doğu'da olduğunu biliyorsun değil mi diyor.
O da fark eder mi? Abo. Ya siz. Ha, geldi. Paran dijital. Paran dijital. Sen Türkleri tanımıyorsun. Türk övün çalış güven. Helal be kardeşim be. Normal hayatında ne yapıyorsun merak ettim. Paran dijital, paran dijital Halil. Paran dijital.com. Kanka ne satıyorsunuz? Tamam. Ha, anladım. Moruk Bitcoin, moruk Bitcoin. Best President. Anladım bro. Has Turkey technology to retweet after voting? No. Türkiye Amerika'yı kullandı mı demiş. Oy verenlerin çoğu hayır demiş. Vay bro vay. O apostrofun önemi. When you know your shit. Ne hakkında konuştuğunu bildiğin zaman. When you know you are shit. Bok olduğunu bildiğin zaman. Vay bro. Nice. Oo bu güzelmiş lan. Donald Trumpkin. Oha. Çok iyi. Wow. Evet, Traven'dan çok güzel bir cevap gelmiş. Hostages aren't representatives, you idiot. Rehineler temsilci değildirler. Gerizekalı demiş. Bravo, Trevor. Adamsın. Ahmet Tezcan bebek katili demiş. Trump'a. Böyle bir hashtag mi var lan? İnsan merak ediyor. Love you Turkey from Pakistan. Helal benim Paki kardeşim ya. Aşmal Ahmad. Wow. Çeviri var. Abi ya. Ya siktir orospu çocuk. Free Cyprus ne? Amına kodumun orospu çocuğu seni. Free Cyprus ne ya? Amcık. Amcıksın sen. Sen eğer hele bir Kıbrıs durumsan ben senin amına koyayım. Bre amcıklar. Madem Kıbrıs'la ilgili sıkıntılar var, madem Kıbrıs'ın içinde çözülmemiş meseleler var. Neden gidip amcık gibi Avrupa Birliği'ne katıldınız içinizdeki meseleleri çözmeden? Neden? Bre amcıklar. Kofi Annan planı masaya yatırıldığında Türk tarafı hadi birleşelim sorunlarımızı çözelim dediğinde sırf kilise çıkıp ohi dedi diye hepiniz hayır vermediniz mi amına koyayım? Siktirin gidin şimdi amına koyayım Free Cyprus'muş geri zekalı. Aptal seni ya. Aptalsın sen ya. Şunu yazan aptaldır yani. Bak sinirlerim bozuldu. Kıbrıs mı dedim yine? Evet Kıbrıslılığım triggerlandı. Amcık ya. Am oğlu am. Mal oğlum bunlar. Ben yani Kıbrıslı Rumlarla çok buluştum, görüştüm, tanıştım, arkadaş oldum, bilmem ne yaptım. Yani yüz yüze konuştuğun zaman çok tatlışlar. Arkanı döndüğün zaman sosyal medyada böyle amcık amcık paylaşımlarını görüyorsun. Sinirlerin çok bozuluyor sonra. Kardeşim madem Kıbrıs'taki sorunları çözmek istiyordun, sen neden Kofi Annan planına hayır oyu verdin? Neden veto çıktı sizin taraftan? Geçeceksin bu işleri. Hiçbir Kıbrıs Rum bana çıkıp da Kıbrıs neden ortadan ikiye ayrık? Türkleri biz burada istemiyoruz falan deme hakkına sahip değil yani. Kesinlikle öyle bir hakka sahip değiller. Bana burada Kıbrıs tarihi anlattırmasınlar. Bu ne kardeşim ne yapıyorsunuz? Banlanacağız. Ya Tayvan ne alaka? Oğlum Tayvan ne alaka? Siz ne yapıyorsunuz ya? Allah aşkına ne yazdım buraya? Trump President, cheer up and bless with your Mastery of Victory and God be with you. Abi adam Tayice gerçekten destekliyoruz seni demiş. Çok da sikindeydi Trump'ın. This is bonkers even by your standards. You're nominating bonkers demiş. Sen kimsin abi?
Allah Allah, adamın 15K follower'ı var, tiki var ya. Kardeşim hakikaten Baby Killer Trump var mı? Genelde Ahmet Tezcan yazmış, öbüründe Chris yazmış. Vallahi böyle bir tweet şeyi varmış ya, insan şaşırıyor. Efendim canım. Ayşe tatile çıkınca anasını düzmüş bunların, sen sakin ol Cahva. Abi o işler çok karışık. O işler çok karışık. Ayşe'nin tatile çıkışı vesaire, Kıbrıs'ta daha önce ne yaşandığı, yani pek çok Kıbrıs'ta olmayan Türklerin anlamadığı, bilmediği şeyler abi bunlar. Gerçekten diyorum, bu konuyla ilgili fikir istiyorsanız, Ayşe tatile nasıl çıktı, ne oldu, onun öncesinde neler yaşandı konusunda fikir istiyorsanız, benim babamın anlattığı bir yayın vardı. Kendisi birebir o dönemde silah tutmuş bir Kıbrıslı olarak anlattığı yayın parçası YouTube'da vardır abi. Siz onu abi bir şey yapın, izleyin. Eğer gerçekten merak ediyorsanız. Ha, merak etmiyorum, ben öğrenmek istemiyorum diyorsanız. Bu arada sana karşı değil de merak etmiyorum, ben öğrenmek istemiyorum diyorsanız da çok yorum yapmayın o konuda yani. Kesinlikle sana demiyorum, o ayrı mesele. Alınma. Hadi Tsubasa dışında bir oyun gir. Kardeşim canım Tsubasa kanı çekiyor ya. Canım Tsubasa kanı çekiyor ya. Evet, elim kolum Tsubasa. Evet dişi pandalar. Çayınızı, futbol topunuzu hazırlayın. Tsubasa'ya geçiyoruz. Oynuyorum şu an diyen var. Abi kendini kaptıran başka insanlar var mı? Japon karı mı çekti kardeşim canım? Bak gece gece.